liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la çıktığımız bu yolculuğa ilk günkü heyecanla devam ediyoruz, devam edeceğiz, öyle değil mi gençler? Bursa Kongresi, Bursa Kongresi Mart ayı sonunda yapılacak büyük kongrenin hazırlığıdır. Değerli kardeşlerim, Mart ayı sonunda yapacağımız büyük kongrede inşallah yeni heyecanla, yenilenmiş kadrolarla 2023'e emin adımlarla yürümeye hazır mısınız gençler? Hazır mısınız hak kadınlar? Hazır mısınız değerli kardeşlerim, yol arkadaşlarım? Evet, AK Parti 19 yılda 18 yıllık iktidarında 15 tane seçimi geride bıraktı. 15 seçimde her seferinde de milletimizin güvenini ve desteğini alarak bugünlere geldi. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış derler. Misali her seçim öncesinde muhalefet sürekli iktidar olma hevesiyle yanıp tutuştu. Haklarıdır. Bir şey demiyoruz. Muhalefet iktidar alternatifidir. Ama muhalefet iktidar olmak istiyorsa gözünü geleceğe, milletin dertlerine, gençlerin beklentilerine, kadınlarımızın siyasetteki yerine çevirmeli ve buna göre siyaset üretmeliler. Ama bizim muhalefet evlere şenlik, yaptıkları ne? Yaptıkları kararlama. Yatıp kalkıp söyledikleri tek şey var. Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin başından iktidardan gitsin de ne olursa olsun. Size inan, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partiler yine iç başında daha güçlü bir şekilde 2023'e geliyoruz inşallah. Değerli kardeşlerim, bakın konuşunca bazıları alınıyorlar. AK Parti 18 yılı sadece millete hizmet ederek Türkiye'yi 3 Türkiye yaparak gelmedi. Aynı zamanda vesayet odaklarına karşı, darbecilere karşı, teröristlere karşı da müthiş, amansız mücadele vererek bugünlere geldik. Bu sürecin içinde ilk günden bugüne kadar varım. İşte orada Efkan Ala, Faruk Çelik ve Hakan Çavuşoğlu benim de başbakan olduğum 65. hükümetle çalışma arkadaşlarımdı. Onlar da şahitti. 2 yıllık sürede nasıl mücadele verdik? Vesayet odaklarına karşı, terör örgütlerine karşı ve nihayet FETÖ alçak örgütüne karşı 15 Temmuz'da ne şanlı bir mücadele verdiğimizin sizler şahidisiniz arkadaşlar. O gece liderimizin Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen ilk sizlerdiniz.
işlerini konuşuyoruz. Değerli kardeşlerim, Türkiye hedef ülkedir. Çünkü 20 yıl önce Türkiye'nin sesi kısıktı. Herkes konuşur. Bölgesel olaylarda, dış politikada Türkiye onları izler. Bakalım ne diyecekler diye ona göre eylem alırdı. Ama şimdi Türkiye artık belirlenen siyasete göre değil, küresel güç oranlarına göre değil, ülkenin milli menfaatlerine ve kendi önceliklerine göre siyaset yapıyor. Çünkü başında yerli, milli, dünyayı Recep Tayyip Erdoğan. Değerli kardeşlerim, 18 yıl boyunca aziz milletimize hizmet yolunda gece gündüz çalışır. Bizim Faruk Bey'in bir tabiri var. O derdi ki, sorunları torunlara bırakmadı. İşte biz de liderimizle beraber hem Bursa'da, hem Urfa'da, hem Türkiye'nin her yerinde daha yeni sorunları, daha yeni hizmetlere dönüştürerek bugünlere geldi. Bakın değerli kardeşlerim, Bursa'da 2002'de sadece 194 kilometre bölünmüş yol vardı. Bugün 600 kilometre bölünmüş yol var. 3 kattan fazla artıştan bahsediyoruz. Sıcak asfaltlı yol uzunluğu 148 kilometreydi. Bugün 74 kilometreye ulaşmış. 4 kat artıştan bahsediyoruz. 33 tane yol projesini tamamladık. Bursa'nın hizmetini verdik. Bunlar için yapılan yatırım miktarı tam 23 milyar lira. 23 milyar. Biliyorsunuz buradan İstanbul'a gitmek için saatlerimizi harcadık. Yalova'ya da bölünmüş yol yoktu. İzmir Körfezi'ne de bölünmüş yol yoktu. Ne yaptık? Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık. O muhalefet partilerine rağmen yaptık. Onların itirazlarına rağmen yaptık. Çünkü biz ecdadımızın torunlarıyız. Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin torunlarıyız. Thank you.
yutulur, unutulur ve yenileri beklenir. Evet Allah, bu destek arkamızda olduğu müddetçe milletimizle omuz omuza yeni hedeflere, yeni hizmetlere, yeni ufuklara aşılmaya hazır mısınız? Hazır mısınız? Maşallah ortalığından ilk ülke heyecanla maşallah. Evet gençler, gelecek ve bugün sizin, sizler unutmayın. 2000 yılında bu ülkede hızlı internet yoktu. Çevirmeli internet vardı. Bugün sadece Bursa'da 3 milyon hemşerimiz hızlı internet kullanıyor. Değerli kardeşlerim, sizler Z kuşağı, internet kuşağı, dijital kuşak dediğimiz sizler Türkiye'nin gelecek hedeflerinde, Türkiye'nin başa güreşmesinde en büyük kaynağımızsınız. Çünkü siz teknolojiyle büyüyen nesillersiniz. Teknoloji demek fark oluşturmak demektir. Teknoloji demek refah artışı demektir. Teknoloji demek akıl teri demektir. Akıl teriyle katma değeri yüksek ürünlerle, hizmetlerle, yapay zekayla ve nesnelerin internetiyle, robot teknolojileriyle, insansız hava araçlarıyla, savunma sanayiyle, rakip tanımayan teknolojilerle evvelallah Türkiye adım adım hak ettiği noktaya yürümeye devam ediyor. Sevgili kardeşlerim, onun için benim konuşacağım çok şey var. Ancak Cumhurbaşkanımız konuşmaya başlayacağı için toparlıyorum, özetliyorum. Değerli kardeşlerim, Türkiye zor bir coğrafyada yer alıyor. İbni Haldun'un dediği gibi coğrafyamızın kaderini o halde bu coğrafyada hayatta kalmak için canla başla çalışacak emperyal güçler veriyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimle darbelerle değiştiremedik. O halde muhalefeti destekleyerek değiştirecek. İstediğimiz kadar gelin. İster PKK ile gelin. İster FETÖ ile gelin. Daha çok gönül eğileceğiz. Daha çok arkadaşlarımızı, dostlarımızı ziyaret edeceğiz. Ama unutmayın, bu günler geçecek, bu salgın geçecek ve o güzel günleri tekrar birlikte yaşayacağız. Şehir hastanelerini eleştirenler, bunlar kaynak ısrarı, diyenler, işte bu salgında AK Parti vizyonunu şehir hastaneleri benim hayalimdir diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunu bir kez daha gördüler. Sağlıkları için, sağlıkları
gelecek peygamberliğimiz önceki dönem, şimdiki dönem milletvekillerimize, il başkanımıza, il yöneticilerimize ve emeği geçen her